Müjdeli bir haber verelim arkadaşlar. Emekli aylıklarına %37.57 oranında zam gelecek. Biliyorsunuzdur zaten de ben bir kez daha hatırlatayım istedim. Memur ve memur emekli maaşlarına da %49.25 oranında zam gelecek. Bu son açıklanan enflasyona bağlı olarak yapılan hesaplamalara göre. Ben şunu merak ediyorum. Memur emeklisi ile normal emekli arasında ne tür bir enflasyon farkı var da böyle bir maaş zammı farkı ortaya çıkıyor? İşçi ile memur arasında ne tür bir fark var da işçi ile memur arasında böyle bir zam farkı ortaya çıkıyor? Hadi her şeyi geçtim. Zaten %49 da bir şey değil de her şeyi geçtim. Bu nasıl bir adaletsizlik ve Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti çıkmıştı? Emekliler arasındaki farkı, zam farkını ortadan kaldıracağız demişti. Niye hala bu kapı gibi karşımızda duruyor? Normal koşullarda memura %49 zam veriyorsan memur emeklisi olmayan işçi emeklisine de %49 zam vermen gerekmez mi? Soruyorum size ya. Aynı enflasyonu yaşıyoruz. Ekmek fiyatı memur için ne kadar artıyorsa işçi için o kadar artıyor. Hani şöyle mi diyor bakkallar? Pardon, memur musunuz, işçi misiniz? Ya da memur emeklisi misiniz, işçi emeklisi misiniz diye sorup kimlik belgesine bakıp evraklarını kontrol edip ona göre ekmek fiyatı mı belirliyor? Yani memura 2 liraya satılıyor, işçi emeklisine 1,5 liraya satılıyor mu? Yo, hepimiz aynı ekmeği aynı fiyata alıyoruz. Tütün ürünü, alkol ürünü, aklınıza gelebilecek tüm temizlik ürünleri, gıda ürünleri, kira, internet, faturalar memur emeklisine ayrı, işçi emeklisine ayrı mı uygulanıyor? Yok. Hepimizin enflasyonu aynı. O zaman ben şimdi soruyorum. Burada oluşan 12 puanlık farkı neye göre belirliyorlar? İşçi emeklisine sen %37 veriyorsun kardeşim. Memur emeklisine %49 veriyorsun. Nereden kaynaklanıyor bu fark ya? Bana bir anlatın. Maaş farklılıklarını anlarım. Mesleği doktorluktur ki onun da aldığı maaş ortada da. Adam doktordur, işte devlet hastanesinde çalışıyordur. 60 bin lira maaş alıyordur. Aynı hastanede hasta bakıcı işçi statüsündedir. 30 bin lira maaş alıyordur. Bunu anlıyorum. Bak bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama doktora da oradaki hasta bakıcıya da yapılması gereken oran aynıdır. Zam oranı aynıdır. Değiştiremezsin kardeşim sen. Ve tekrar altını çizerek söylüyorum. Ülkenin bir numarası. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ne dedi? Emeklilere yapılacak zamlar farklı olmayacak dedi. Şimdi niye farklı? Sakın şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Ya Selçuk memurları eleştiriyor. Hayır, aksine niye eleştireyim? Memurlar hak ettikleri maaşı almıyorlar ki. Memur emeklileri de hak ettikleri maaşı almıyorlar ki. Burada başka bir haksızlıktan bahsediyorum arkadaşlar. Başka bir rezaletten bahsediyorum. Haksızlık da değil, rezalet bu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir şey olamaz. Hem Mozambik'te olabilir, Uganda'da olabilir. Beşinci dünya ülkelerinde böyle şeyler olabilir. Kabile ülkelerinde böyle şeyler olabilir. Ama Türkiye'de böyle bir şey olamaz. Olmamalıdır. Ama oluyor işte. Oluyor abi. Neresinden tutsan elinde kalıyor ya. Delirmemek elde değil ya. Valla bence şaşırma abi ya. Enflasyon zam seçiyorsa zamlar da kesim seçebilir. Ne demek istiyorum? Köprü ve otoyolları 50 ile 75 arasında değişen oranda zam yaptılar. Ama Mehmet Şimşek dedi ki bunlar da enflasyonu etkilemez ya. Ama memura mesela %10 zam yaparsan çok etkiliyor. Eğer enflasyon hesabın zam seçiyorsa zammın da kesim seçmesi son derece normal. Mesela memura ki onları aldığında bile geçinmelerine yetmiyor. Senin o vurgunun altını çizerim. Ya burada kastettiğimiz memurun aldığı zam değil. Diğerlerinin alamadığı zam. Onun bir kere altını çizeyim de. Demek ki memura zam yapınca enflasyon artmıyor ama emekliye zam yaparsan veya asgari ücretliye zam yaparsan enflasyon artıyor. Yani bu dangalakça bir denklem. Gerçekten dangalakça. Ya bunu yiyen de dangalaktır bence. Kusura bakmasın kimse. Çok güzel bir şey söyledin. Ya ekmek almaya gittiğinde kimse birader sen kimsin demiyor. Ekmek 10 lira abi diyor. Ya sen işçi misin, işsiz misin, esnaf mısın, çiftçi misin, iş adamı mısın bilmiyor, fark etmiyor. Dolaylı vergileri öderken bir dakika sizin statünüze bakalım falan demiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani günün sonunda bu iş çığırından çıktı. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Diyor ki biz diyor piyasadan döviz almasak dolar TL 30'un altına gelirdi. Böyle değil. Merkez Bankası dolar alsın diye bu fiyatlar oluyor olamaz mı? Zaten ucuza dolar toplasın rezerve diye cepteki dolarları almak için bir operasyon değil mi? Dolar TL'nin Türk lirası lehine değişmesi için
kimin aldığıyla alakalı bir durum değil bu. Senin gelirlerinin giderlerinden daha az olmasıyla, senin üretim yapınla, senin dolara olan şiddetinle ve bu şiddet karşısında dolar bulup bulamadığınla alakalı bir şeydir. Eğer sen orada bir şu veya bu enstrümanla müdahale ediyor, bu müdahalede oluşan fiyatla aslında rezervi dolduruyorsan, bu dışarıdan para geldiği için değil, içerideki parayı ucuza hazineye çektiğin içindir. Ve çekebilmek için de baskılamaya devam ettiğindir. Mesela 20 lira olacak. Tamam abi, kabul ediyorum. Neye göre? Çok basit. 232 artı 40, 270 milyar dolara ihtiyacımız var mı bir sene içinde? Bize 271 milyar dolar mı geldi? Ki dolar TL çekilsin. Bizim 200 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz mi var ki dolar çekilsin? Bizim 500 milyar dolarlık artı veren, eksi değil, artı veren bir dış ticaretimiz mi var ki Türk lirası değer kazansın? Neye göre veya buraya trilyonlarca dolar para mı akıyor ki dolar TL'de Türk lirası değer kazansın? Veya üretiminin %70'ini 80'ini dolar girdisiyle yapmak yerine bir tarafta rekabet edemez bir dolar kuru uygularken öbür tarafta fahiş artan Türk lirası maliyetlerini kabul etmemene rağmen yükselmesinden ayakta duramayan bir reel sektör gerçeği yok mu ki dolar TL Türk lirası lehine düzelsin? Mesela biz artık üretimimizin içerisindeki ithal girdi miktarını %20'lere 30'lara mı düşürdük ki her sattığımızdan çokça para kazanıyoruz, dolara artı yapıyor. Ya abi siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Çocuk kandırıyorlar tabii. Anlaşılan şu, bir takım yabancılara yine klasik sözler verilmiş. Getir paranı, kuru biz buralarda sabit tutacağız, merak etmeyin. Bu havayı da yaratıyorlar. %10, %20 acayip karlılıklarla gidiyor. Ya kardeşim, işsiz kaldığınızda faizin ne olduğunu hiçbir önemi yok. İşsiz kaldığınızda doların ne olduğunu da bir önemi yok. Niye bunu söylüyor? Türkiye'ye sıcak para girişi olurken, o da ne kadar olduğu tartışılır, doğrudan sermayenin çok hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçtığı resmi verilere göre açıklanan fabrikalar kapanıyor. Zaten olmayan fabrikaların kapanıyor. Dolar 20 lira olsun kardeşim, enflasyon niye düşmüyor o zaman? Peki dolar 20 lira olduğunda, turizm gelirlerin çöktüğünde, ihracatın iyice bittiğinde, ithalat patladığında, bugün ödemediğin bedeli bir sene sonra ödemeyeceğin anlamına mı geliyor? Bir sağlama daha yapayım sana. Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı. Bizim yurt dışında 317 milyar dolarlık varlığımız var. Buna karşılık 634,7 milyar dolarlık da yükümlülüğümüz var. Yani şu anda sen eksi 317,6 milyar dolarlık bir ekonomisin. Nasıl 20 lira olacak? Biz bunu hak ediyoruz kardeşim. Dolar 20 de olmasın ya, dolar 1 lira olsun. Ben artık doların düşmesini, Türk lirasının daha da değer kazanmasını istiyorum. 1 lira olsun dolar. Güçlü Türkiye, güçlü Türk lirası. Olsun abi. Sen işsiz kaldığında göreceğim ben seni. Yabancılar burayı iyice kontrol altına aldıktan sonra 1 liralık malı sana 50 liraya çaktığında, sen kanser hastasıyken ilacı getirmediğinde ve Türkiye ekonomisi darmadağın olup Mehmet Şimşek İngiltere'ye gidip seyfi sefa sürerken sen burada ağladığında göreceğim ben seni. Ben sana daha temel bir şey sorayım. Madem düşebilme ihtimali var, niye pahalıya alıyor Merkez Bankası? Bak ben sana bunu söyleyeyim. Madem Merkez Bankası dolar almaya çalışıyor, niye pahalıya alıyor? 20'ye düşürsün, 20'den alsın. Türk lirası değer kazanır. Ama bu ekonomi modeliyle olmaz. Yani sadece para piyasaları üzerinden rakamlar konuşarak bu işlerin içinden çıkacağını düşünmek ya saftiriktir ya kötü niyettir. Sen artı veren bir ekonomi olabilecek bir projeksiyon ortaya koymadığın, sattığın aldığından daha fazla olmadığı, yani ekonominin artı vermediği hiçbir koşulda finansman ihtiyacın yurt dışından sağlandığı sürece Türk lirasının değer kazanma ihtimali yoktur. Devamı matematik oyunudur. Faiz değil, taviz veriyorsun anlamına geliyor bu. Niye müdahale ediyorsun da niye pahalıdan alıyorsun o zaman? Benim kasama koyuyorsan parayı, 20'ye düşme imkanı varken niye 32'den alıyorsun parayı? Evet abi. Ama işte bu mülakat TRT'de verilince boş kale gol. Söylüyor gidiyor. O mülakatta karşısındakinin gazeteci olması lazım. Bu lafı ettiğin anda bak bir dizi tık 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 10 tane soru saydık. Öyle bir ortam yok ki. Söylüyor gidiyor. Tasarruf paketi açıkladık. Söylüyor gidiyor. Dolar biz almasak 30 lira değil 20 lira bile olur. Söylüyor gidiyor. Boş kale maç.
Abi o zaman karşısına niye oturtuyorsunuz? Yani karşısına gazeteci veya bir medya mensubu oturtmak yerine yapay zeka koysanız bunu sorar zaten. Bari soruları yapay zeka sorsun. Otomatikman sana bu soruyu sorar. Beceremiyor olabilirsiniz. Bir programınız olmayabilir. Ama kimsenin zekasıyla alay etmeyin. Artı Merkez Bankası işlemlerini şeffaf bir şekilde eskiden olduğu gibi açın. Görelim bakalım. Ya sen ilk önce TÜİK'in enflasyon listesini açıkla. Boşver Merkez Bankası'nı. Açıklayın. Daha yargı kararı olmasına rağmen o liste yok ortada. TÜİK'in listesini açıkla, hesaplama biçimini açıkla, nereden fiyatlama yapıyorlar bunu. Sadece liste açıklamakla da olmaz. Neyi nereden ne kadar alıyorsun bunu da açıkla. Araştırmalarını ortaya koy. Ben evet. Meraklı değilim 10 liraya ekmek almaya. Evet. Düşürün o zaman. Madem düşebiliyor düşürün. Yüksek tutmak için niye müdahale ediyorsunuz? Yüksek tutmak için niye müdahale ediyorsunuz? Sayın Mehmet Şimşek, madem dolar düşüyor, o zaman köprü ve otoyollara niye %180 oranında bir yıl içerisinde zam yaptınız? %0,05 oranında enflasyon etkisi varmış. Ben etkisini geçtim kanka. Başka bir soru soruyorum şimdi. Artık geçtim oraları ben. 0,05'i, 3'ünü bilmem ben. Ben şunu soruyorum kardeşim. Dolar düşüyor ülkede. Bu ülkedeki enflasyonun temel sebebi de dolar. Bunu söylüyorlar. Dolar düşüyor madem. O zaman kardeşim. %50 zam yapacağını %50 indirim yapman gerekiyordu. Niye yapmadın? Enflasyonun nedeni de dolar değil ki. Dolar etkenlerden biri. Enflasyonun nedeni senin üretimsizliğin veya ürettiğinden para kazanamayan yapın. İthalata bağlı üretim yapın. 1,4 kilogram bölü dolar ihracat ortalaman. Bir soru da ben sorayım. Köprü ve otoyollar, o çok önemli bir gösterge olduğu için söylüyorum. Çünkü aynı zamanda o köprü ve otoyolların içerisindeki özel yollar gıdaların da mecburu gelmesi gereken yollar bu arada. Alternatif yol da kullandırtmıyorsunuz. %50 küsür yılbaşında yeniden değerleme almışken tepe nokta Mayıs sonu itibariyle %75 olması tahmin edilen enflasyonun var olduğu bir ülkede 50 küsür zam almışken %60 ortalama, hadi kamu ve özel paçal yapayım 50-75, %60 ortalamada niye zam yaptınız tekrar? Ne kadar etkileri boşver, niye yaptınız? %10'luk falan bir iyileştirme yapsaydınız, kimse zarar etmesin, tamam. %10'luk bir iyileştirme yapsaydınız, niye 75 abi?